Evet. Hayırlı akşamlar. Kurt gibi açım. Millet, Allah'ım ya Rabbim, bir yarışmaya katıldık. Yok, ben pancardan başka bir şey bilmiyormuşum. Ben pancardan başka onu yapmıyormuşum. Sanki pancarı ben icat etmişim gibi üstüme zimmetlediler. Ama bu beni gerçekten çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Pancarı ben yaratmadım. Rabbim yaratmış. Ben de seviyorum. Ondan sonra... Ay, bu yenmez mi ya? Bu ne yapayım ben eti bunun yanında ya? Allah Allah, Rabbim yaratmış bunları biz yiyelim diye. Kurban olduğum ya Rabbime şükürler olsun binlerce kez. Bak, ne kadar güzel bak. Çıtır çıtır. Uy. Ay. Sarma yapmayı çok isterdim. Emme. Şimdi acil hemen haşlayıp bunu suyun içine atıp taze taze yemem lazım. Bu yeni mahsul arkadaşlar. Vallahi millet kafayı yemiş ya, ne kadar ya, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben cevabı size veriyorum arkadaşlar. Yarışmada sessiz insanı ne yapsınlar insanlar? Hayret bir şey. Tabii ki olanı söyleyeceğim. Ben doğruları söylüyorum. Yanlış bir şey mi söylüyorum ben? Hayret bir şey ya. Allah Allah. Yerden yere vuruyorlar beni. He. Öyle işlerine geliyor çünkü. Öyle işlerine geliyor. Ben ne diyeyim size? Yok evim, o evde mi yapacakmışım? Yok bu evde mi yapacakmışım? Ondan sonra yok öyle miymiş, yok böyleymiş. Size ne ya? Sizi ne ilgilendiriyor? Siz oturun, izlemenize bakın. Size ne benim pancarımdan? Size ne benim yediğimden? Size ne benim beğenmediğimden? Size ne, size ne? Vallahi size ne? Hayret bir şey. Ben kimsenin yediğine karışmıyorum ya. Siz niye karışıyorsunuz bu kadar? Bak. Of. Uy, bunu böyle bile yerim ben, böyle. Bak. Ay. Çiçekler değil, pancarlar açsın. Allah. Bence çiçeklerin dış yerlerine bunlardan koymak lazım ha. Vallahi. Ne kadar güzel duruyor, ne kadar renkli olur. Harika olur. Millet, yani birkaç kişi böyle pancar büşüsün, pancar yesin, pancardan başka bir şey bilmiyor. Ha, ben gurur duyuyorum bununla. Rabbim iyi ki de yaratmış böyle bir bitki. Pırasayı her gün yiyemem. Brokoliyi, karnabaharı her gün yiyemem. Ama bunu ben her gün yerim. Bıkmadan, usanmadan. Çatlağın da patlağın ha. Ya benim pancar yememin size bir zararı mı var ki? He? Bunu bilmeyenler bile büşüdü, heveslendi, imrendi. Kültüründe olmayanlar heveslendi, imrendi, yedi. Bana WhatsApp'tan resimler hep geliyor. Senin sayende iyi ki de tanıttın, iyi ki de bildirdin bize deyip teşekkür ediyorlar, dua ediyorlar. Hepsi sevdi. Ha, ben gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum bunda. Sizin gibi huzursuzluk duymuyorum her şeyde. Siz huzursuz insanlarsınız evinizde, barkınızda, çevrenizde. Koluğuza, komşuğuza, çoluğuza, çocuğuza, kocağıza. Daha ne diyeyim size? Ha, ben bundan mutlu oluyorum. Benim olmazsa olmazım pancarım. Ben uzaya da gitsem orada da pancar büşürür yerim. Ben Afrika'ya da gitsem orada pancar büşürür yerim. Ben pancarsız doymuyorum. Doymuyorum. Allah Allah. Seviyorum. Ölene kadar da seveceğim. Vasiyet edeceğim çocuklarıma. Benim mezarımın üstüne diyeceğim pancar dikin diyeceğim. Vallahi öyle diyeceğim. Buradan da vasiyet olsun. Ha. Allah Allah ya. Sanki ben icat ettim pancarı da böyle pancara karşı bir cephe aldılar. Güya küçümsüyorlar. Pancar bacakları. İçine şuradan bir elekte şey alayım, taze su var. Pancarın bacağı bile olamazsınız siz. Cıymağı bile olamazsınız. He. Kurban olun pancarıma. Kurban olun evime, barkıma. Benim evim huzur dolu. Mutluluk dolu. Ben kendi çapımda mutluyum.
Önemli olan mutluluktu. Bak ben bunlarla mutlu oluyorum. Şunun güzelliğine bakıyorum. Bu küçümsenir mi ya Rabbim yarattı o? Ben orada tamam laf söylüyorum ama ben yapılana söylüyorum. Ben nimete söylemiyorum ki. Orayı ayrıştıramıyorlar. Benim demek istediğimi anlamıyor. Allah Allah. Bunları laf anlatmak, görmeyen insana renk anlatmak gibi aynı. Bütün oklar benim üzerimde, görmüyor musunuz? Niye acaba? Niye? Neden? Hele şurada var ya, yani bütün oklar benim üzerime derken, TV'de dış ses bile ne diyor? Gidiyor mutfağa, Semih Hanım böyle dedi diyor. Arkadaşlar röportaj verirken Semih Hanım öyle diyor. Yani diyorlar. İyi veya kötü. Ne kadar güzel, gurur duyuyorum gerçekten. Büyük mutluluk. Neyse haydin, çok acıktım ben. Koşa koşa gidelim şimdi. Dur. Allah, beni çeken anlamıyor beni. Millet nasıl anlasın benim pancarcı olduğumu? Kapıyı kilitliyorum, hala bekliyor. Artık dur dedim yani. Ben buraya gelince sana kim gelip açacak orada kapıyı acaba? Allah Allah, beni yoracak geri. Neymiş, gitmemi bekliyormuş. Nereye gideceğim kapıyı kilitleyip de? Anne! Anne! Oh. Ne yapıyorsun? İyi. Ne pişiriyorsun ki? Pancar. Bak pancar pişiriyor kaynanam. Vallahi pancar dedi. Bilmiyorum duyuldu mu. Uy. Benim evimde ne varmış? Bak ben şuradaki huzuru Allah belamı versin. Hiçbir apartmana değiştirmem. Ben gece buraya çıkıyorum, oturuyorum, çayımı içiyorum, konuşuyorum, sohbetimi ediyorum. İstediğim ses tonunda. Bak kimse bana şit demiyor ama apartmanda yapabilir misin bunu? Buranın tadı, buranın lezzeti, buranın huzuru hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde, gerçekten yok. Ben halımı çırpıyorum, evimi süpürmek istiyorsam gece 1'de, 2'de, 3'de evimi süpürüyorum. Kimse alttan dürtmüyor. Kimse üstten vurmuyor. Benim evimde ne varmış? Bahçeli, mis gibi, harika. Keşke küçük olmasaydı, büyük olsaydı. Keşke. Rabbim büyük tabii. Şimdi ben pancarlarımı güzelce seçeyim, hemen mutfağa geçeceğiz. Hemen. Dur. Kameraman acemi de o yüzden profesyonel olduğunu söyledi bana ama inanın şeyime sürmeye akıl yok. Duracağı yeri bilmiyor. Yani açacağı yeri bilmiyor. Bu teknem o kadar güzel, o kadar hoş ki. Bunu bir arkadaşım internetten bana yollamıştı. Vallahi. Yani sosyal medyada yoktum ben o zaman. Böyle ağaç şeyler yapıyordu ve bana bunu yolladı. O kadar mutlu oldum ki ve yemin ediyorum kırılır diye ödüm kopuyor, köşe bucak saklıyorum. O kadar kıymetli. Ben ahşabı çok seviyorum. Ahşap çorbası falan olsa yapar yerim herhalde. Yani o kadar çok seviyorum gerçekten. İnanın bu samimiyetime. Lahanalarımı güzelce yıkıyorum arkadaşlar. Yıkamadan hiçbir şey yapmıyoruz. Yine tek tek gözden geçireceğim. Pancarlarımı yıkadım, soğanımı da yıkadım. Tekrardan suya bırakıyorum. Şöyle güzelce suda kalsınlar. Sebze yıkamaya bayılıyorum. En keyif aldığım kısmı yeminle böyle tekrar yıkamak. Evet, pancarlarımı doğruyorum. Haydi gelin beraber doğrayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İncecik. Oy, bakın ne kadar gencecik, tazecik, mis gibi. Of, efsane.
Hızlı ve öfkeliyim. Benden hızlısı mezarda. Pancar doğramada. Korktun mu? Evet, günümü öğrendiniz. Cuma günü benmişim. Bazı arkadaşlar bilmişti ama tabii ki onaylayamazdım. Ama tebrik ettim çaktırmadan zekisin falan diye. Sen şöyle git bakayım. Hop. Efendim bal kızım. Efendim anneannesi. Ben pancar doğruyorum. Görmüyor musun? Görmüyorum. He. Mama yapıyor. Yavuz abin çok seviyor bunu. Yiyor. Anne. Onun için yapıyorum aşkım. Anne ben de babam. Sen de açtın mı? Sen açtın. Ben de bundan çok mu seviyorum dedi. Yerim ben seni Asin'e. Yavuz olana kadar acıkırsın. Bebeğim. Ben diye aç değilim diyor. Bulgurunan tarhana, güzellik benden yana. Evet arkadaşlar, çok pahalıya da bir yağdanlık aldım. Gerçekten çok şık, çok beğeneceksiniz. Bilin bakalım kaç bin lira verdim bu yağdanlığa. Göstereceğim birazdan. Düşüncelerinizi merak ediyorum ama ha. Çok güzel var ya, bayıldım yeminle, tam benim kullanacağım gibi. Yani bu kadar mı güzel ayarlı yaparlar ya. Vallahi böyle şeyler denk gelince o kadar mutlu oluyorum ki. İşte ben böyle şeylerle mutlu oluyorum, inanın ki. Gerçekten yani. Altından olsa o kadar sevinmezdim herhalde yani. Kullanmadıktan sonra altında olsan olur ki. Şimdi tuzunu da atıyorum şimdi. Şöyle suyu bol olduğu için sıkıntı yok. Çok gibi gelmesin kıvamında. Evet, bir taraftan da soğanlarımı doğruyorum. Şöyle incecik incecik. Bak asalete bak. İncecik incecik oluyor ha. Bol soğanlı yapıyorum. Yeşil soğan da koyacağım, yani taze soğan. Ben bir yeşillik manyağıyım. Gerçekten. Bu küçük zaten. Ortadan bölmeme gerek yok. Çok da küçük sayılmaz. Evet. Pancarımın pişme işlemi olmuştu. Şöyle süzgecime alıyorum. Oh, güzelliğe bakın ya. Üf. Evet, aynı tenceremi yıkadım ve şimdi cıvık yağını koyuyorum. Güzel ve kaliteli, kaç milyon aldığım yağdanlığımla. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Bakın ayarla, bir de sıkıyor. Bakın, göster. Öyle hoş, öyle güzel ki. Bakın ne kadar güzel. Vallahi o kadar kullanışlı ki. Bak. Harika, bayıldım ben buna. Artık hep bunu kullanacağım gerçekten. Evet, soğanlarımı soydum. Hemen görünmesinler diye cıvık yavumun içine doldurdum. Kavrula dursun. Evet, taze soğanlarımı da doğruyorum. Tadından yenmesin diye elimden geleni yapıyorum galiba ben. Çünkü inanılmaz tatlı oluyor. İnanılmaz. O öyle pancar bilir. Pancar yapar diyenlere
Bunu yedirmek lazım işte de bayılırlar diye korkuyorum tadından. Evet, soğanım kavruldu ve taze soğanlarımı koyuyorum. Şöyle bir iki döndüreceğim, çok öldürmeyeceğim. Çöplerimi döndüreyim, çöp yiyormuşum ben, çöp çöp. Ah, benim yediğimi yemek için can atıyorsunuz da gidip oralara yazıyorsunuz. Yazın yazın, vallahi mutlu oluyorum, Allah razı olsun. Harikasınız, gerçekten. Yazın, ah ah ah. Beni tanımıyormuş gibi güya gidiyorlar oraya, beni kötülüyorlar, yazıyorlar. Hay Allah'ım ya, komiksiniz ya. Gerçekten beni çok iyi tanıyorsun canım benim. Yemiyorum yani. Azıcık, şu kadarcık insan olsanız ne olur sanki. Ey gidi hey, ey gidi hey. Evet, kavruldu. Evet, uç noktaya geliyoruz. Çöplerimi şöyle atayım. Of. Bu çöpü de vallahi yemek için ta nerelerden değerli misafirlerim geldi, Allah razı olsun. Gelmeye de devam ediyor gerçekten. Gelecek olanlar da var. Hani biz pancarı yemeye geleceğiz diyenler. Gelsinler, buyursunlar tabii ki. Yani onlar çöpün ne kadar değerli, kıymetli olduğunu bilen insanlar tabii ki. Oraya yazanlar da biliyor da işte. Hani çamur atayım da izi kalsın. Yapıyorlar. Yapsınlar. Herkes olduğu gibi seveceğiz. Yapacak bir şey yok. Biz çöpümüzle mutluyuz. Hem de çok. Evet, şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Of 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 of. Güzelliğe bak. Oh işte bu. Ben ne yapayım şaşalı masayı, sofrayı. Ben yeri sofrasına kurulacağım. Bağdacımı koyacağım. Tıpkı anneanneniz gibi, anneniz gibi. Hani onlar gibi oturacağım böyle. Güzel karnımı doyuracağım. Muhteşem, yemin ederim. Bu kadar mı güzel olur bir şey ya? Ya Rabbim sana şükürler olsun. Ya Rabbim eksikliğini gösterme inşallah. Ya Rabbim. Her amin. Verdiğin şeye, nefesimize, her şeye, ona buna. Her şeye, ama her şeye şükürler olsun Rabbimize. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Görüşmek üzere. Bol bol düşüncelerinizi bekliyorum.